Big Big Ahmet Hakan Big Big. Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşan Sarayı'na binince yazdığı yazılarda, sorması gereken sorularda aklı da uçtu gitti Ahmet Hakan'ın. Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ. Lozan'a hezimet diyenlere reisten 3 tane kapak başlıklı 26 Temmuz 2019 tarihli yazısında Ahmet kardeşim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde yayınladığı mesajı şöyle değerlendirdi. Lozan hezimettir, Lozan yenilgidir, Lozan şudur, Lozan budur diye Big Big yapanlara tam 3 adet sağlam kapak yaptı. İşte o 3 kapak. Kapak 1. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedidir diyerek kapak yaptı. Kapak 2. Lozan, ülkemizin bağımsızlığının ve egemenliğinin belgesidir diyerek kapak yaptı. Kapak 3. Lozan, milli mücadeleyi, İstiklal Savaşı'nı taçlandırmıştır diyerek kapak yaptı. Lozan'a hezimet diyenlere bir değil, iki değil, tam 3 adet kapak. Üstelik reisten. Alsınlar, hayrını görsünler. Peki Ahmet Hakan kardeşim, reisinden ve benden sana tam 6 adet çok sağlam kapak olsun. Kapak 1. Tarih 6 Aralık 2017. Reisin Atina ziyareti öncesinde Sky TV'ye verdiği mülakatta şöyle dedi. Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi gerekir. Aslında dünyada tüm yapılan anlaşmaların zamanın akışı içerisinde güncellenmesi gerekir. Lozan'ın da bu şekilde tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme sadece Türkiye için değil, Yunanistan için de faydalı olabilir. Kapak 2. Tarih 7 Aralık 2017. 65 yıl sonra ilk kez reis resmi bir ziyaret için Yunanistan'da. Reisin, ortak basın toplantısında Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos'tan Lozan yanıtını şöyle aldı. Lozan'da güncellemeye gerek yok. Antlaşmayı gözden geçirme ya da değiştirme gibi bir kavramı kullanmıyoruz. Kapak 3. Tarih 7 Aralık 2017. Yunanistan Başbakanı Tsipras reisine sert yanıt veriyor. Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi için 9 diğer ülkeyi aynı masaya toplamamız lazım. Yunanistan'ın toprak bütünlüğüyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Kapak 4. 4 Ekim 2016. Hürriyet gazetesindeki köşende reisine şöyle çağrı yaptın. Var mısınız Lozan'da yapılmayanı yapmaya? Madem Lozan'da bizim olması gereken adalar Yunanistan'a verildi, o zaman bugün hakkımızı arayalım ve Yunanistan'dan adaları isteyelim. Tabii o gün henüz reisinin Uçan Sarayı'na binmemiş, aklında uçmamıştı. Kapak 5. Bugün de benden sana. 1. Uçan Sarayı'na binmişken neden Yunanlıların işgali altındaki 18 Türk adasına çıkarma yapıp topraklarımızın geri alınmadığını reisine sormadın, korktun mu? Kapak 6. Bugün de benden sana. 2. Reisine bu güncellenme, Lozan, sadece Türkiye için değil Yunanistan için de faydalı olabilir sözüyle ne kastettiğini neden sormadın, korktun mu? Sen Hakan'sın, oysa reis. Bakalım Lozan'ın güncellenmesi gerekir sözüne şimdi ne diyeceksin? Big Big Ahmet Hakan Big Big. Değerli okurlarım, meslektaşlarımın yazılarını zaman zaman değerlendiririm. Bu kez iki hürriyet yazarı, Abdülkadir Selvi ile Ahmet Hakan bir gün arayla öyle yazılar yazdılar ki değerlendirmesem, yorumlamasam inanın bana gazetecilik mesleğime ihanet olurdu. Hüseyin Gülerce gibi Fethullah Gülen'in sağ koluyken bugün Erdoğan'ın sağ kolu olmaya çalışan FETÖ'cü yazımdan alıntılayıp AK Parti tabanından %3-4 koparmayı bekliyorlar ama CHP ve İYİ Parti tabanına daha fazla mesaj verecekler. Çarşı fena karışacak gibi diye yazdı. Daha partileri kurulmadan AK Parti'den %3-4'ünü koparma demek, partilerin kurulmasından sonra en az %10-15 demektir ki Gülerce, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yüzlerini güldürmüştür. Eminim Gülerce haklı. AK Parti fena karışacak ve eminim Erdoğan da bu yoruma çok kızmıştır. Yandaşın da karşıt görüşü de olan gazetecilerin akıllısını, ahlaklısını, iftira ve çamur atmayanını, doğru yorum ve gerçek haber yapanını severim. Değerli okurlarım, Ertuğrul Özkök, Hürriyet Genel Yayın Koordinatörü olduğu 20 Kasım 2004 tarihinde muhabiri Nurettin Kurdun, %100 yalan haberini 9 sütuna sürmanşet yaparak bana öyle bir kazık attı ki, o güne kadar aralıksız çalışırken 10 yıl işsiz kaldım. Her ikisine de hakkımı helal etmiyorum. Gün gelir bu gerçek hikayemi de yalan haberi de yazarım ama dün Alsancak'ta yazılan bir Palo Alto hikayesi başlıklı yazısında Özkök, iki Türk gencinin muhteşem başarı öyküsünü yazdı ki görmezden gelemem. Gençlerimize de sizlerin de okumanızı tavsiye ederim.